Türkiye'nin siyasi istikrarı bozulur. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Salih Ekinci'yi kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli bakanım, il başkanım, değerli milletvekillerim, ilçe başkanım, ilçe kadın kolları başkanım, büyükşehir belediye başkanım ve çok değerli aziz hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, bugün artık 14 Mayıs'ta sayılı günler kaldı ve inşallah bizler burada Viranşehir'in evladı, Viranşehir'in hepimizin ablası, bacısı, sayın vekilimiz Cevahir Asuman Yazmacı'yı ve reisimizi çok güçlü olarak Ankara'ya göndereceğiz. Bunlar için tabii ki bu seçim koordinasyonumuzu bugün burada karargahımızın açılışını yapıyoruz. Ama bunun dışında her birimiz bir yerine dağılacağız. Kapı kapı çalmadığımız kapıları hepsini çalacağız ve inşallah sandıkta Viranşehir'de AK Parti'yi birinci parti olarak ve güzel bir öyle göndereceğiz. Bu vesileyle katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Viranşehir'in öz evladı, duruşuyla, çizgisiyle, hanımefendiliğiyle Cevahir Asuman Yazmacı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, çok kıymetli protokol, çok değerli kız kardeşlerim, abilerim, ablalarım, amcalarım, dayılarım. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olma onuru ve halkımıza, siz değerli Viranşehirli kardeşlerime hizmet etmek bizim için en büyük mirastır. Olarak dava bilinciyle yürüttüğümüz milletvekili adaylık görevimizi de bu şuurla yürütmekteyiz. Biz mücadelemizi Hakk'a hizmet yolunda insanı yaşat ki devlet yaşasın şuuruyla sürdürüyoruz. 14 Mayıs'ta partimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu kardeşlerinize yetki vermenizi istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygı, sevgi ve muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Görelim. Ben Urfa'yım. Viranşehir'im. Bakmayın ismim Viran kalmış. Ben ne cevherler saklı kalmış. O Urfa için bir cevher. Geldiği günden bu yana sabahlara kadar çalışan, Urfa'ya hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, adaletin ve hakkın temsilcisi, Türkiye'nin gururu, şanlı Urfa'nın umudu, Viranşehir'in huzuru, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ kürsüye davet ediyorum. Gelin bakalım. Sevdikse bildik, böyle var olduk. Değer hanımefendiler, beyefendiler, Viranşehir'imizin çok saygın insanları, ben de AK Parti teşkilatı adına Viranşehir'imizde kurulan bu seçim koordinasyon merkezi vesilesiyle her birinizi ayrı ayrı sevgi, saygı ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum.
Günümüz hayırlı olsun. Milletin iradesi, milletin yolunu ve istikametini tayin edecektir. O nedenle verdiğimiz oyun kıymeti sadece sandıkta kimin çok olduğu değil, aynı zamanda Türkiye'nin hangi istikamete gittiği, hangi yolu aldığı ve Türkiye'nin varlığı, bekası, istikrarı, güçlü iktidarı konusunda da bir tercihimiz olacaktır. Hem de inşallah hep beraber viran şehrimize gönülden hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Felsefemiz çözüm ne? Bir sorun var, anladık. Çare ne? Çare. Nasıl çözeceğiz? Ne zaman çözeceğiz? Hangi kaynakla çözeceğiz? Bu anlayışla her soruna yaklaşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum. De her birerinize ayrı ayrı selamları var. Viranşehirli kardeşlerimden de, Şanlıurfalı kardeşlerimden de dua dilekleri ve destek dilekleri var. Edecek vaktimiz yok. Türkiye yüzyılı için, Şanlıurfa için, Viranşehir için yarın değil, hemen şimdi deyip yola koyuluyoruz. Ben Viranşehir'i de, Asuman kardeşimi de, Cumhurbaşkanımı da, milletvekillerimizi de Viranşehir'in kadınlarının ve erkeklerinin temiz vicdanlarına, sizleri de yüce Allah'a emanet ediyorum. DEDAŞ'la ilgili, TEDAŞ'la ilgili nice şikayetleri duydum ve size de hak veriyorum. Ben Şanlıurfa'ya gelmeden bu konuda farklı yaklaşım içindeydim. Biraz da sizi haksız gören bir duruşum vardı. Ama Şanlıurfa'ya gelip içinizden olayların nasıl yaşadığını görüp değerlendirmeleri olup biteni yerinde gördükten sonra Şanlıurfa'dan bakıyorum, sizin gibi bakıyorum ve size hak veren bir yaklaşımın içinde olduğumu ifade etmek isterim. Ve Şanlıurfalıların, viran şehirlerin haklarını arama ve müdafaa konusunda viran şehirlerin, Şanlıurfalıların avukat olacağım. Allah'ın izniyle bu avukatlığı da iyi yaptığımı, yapacağımı sizler de göreceksiniz. Bu enerji Şanlıurfa'mıza, viran şehrimize, ülkemize hayırlı olması inancıyla ya Allah bismillah diyor. Seçim koordinasyon merkezimizi açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.